Ömürlük tümendiller yıkanırdı bıkmadan, usanmadan ve itinayla katlanırdı her zaman. Kağıttan değildi çünkü dostluklar. İşi bitince bir kenara atılmazdı. Su gibi azizdi dostlar. İpek bir mendil gibi ömür boyu taşınırdı kalbin üstünde yıpratmadan. Çünkü kalbe yük değildi bir mendil. Ömürlük tümendiller, ömür ziyan etmeyen aşıkların cebinde. Verilen sözler oyalı bir mendildi. Asla vazgeçilmezdi bir mendilden ve sözden. Uzatılan al rengindeki mendili alıyorsa sevilen, sevdan kabulümdür demekti. Çünkü kalbe yük değildi bir mendil. Ömürlüktü mendiller. Yere düşer düşmez eğilip alan bir sevdalı erin yüreğinde yeşeren ümitti. Asıldığında gizli bir emel, sallandığında giden sevgilinin ardından tez gel demekti. Ayrılık olsa da kaderde, kavuşma ümidi vardı işlemeli bir mendilde. İşlenen tek bir kırmızı gül ise hep gönülde. Efendim iyi akşamlar. Bir haftanın aranın ardından, bir hafta aranın ardından yine bir cuma akşamı saat 19 Bozkır Kahvesi'nde sizlerle birlikteyiz. Biraz duygusalız. Malum bugün şehrimizden bir kahramanı, bir yiğidi daha Hakk'a uğurladık. Bu vatan mukaddes ve değerler uğrunda bir şehidimizi daha Reşadiye Camii'mizden alınan helalliklerle uğurladık. Biz hakkımızı helal ettik. Rabbim şehitlerimizin de bizlere hakkını helal etmesini niyaz ediyoruz. Ve başta ailesine, annesi, babası, eşi, çocuğu, ailesi olmak üzere şehrimize ve tüm milletimize de başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanları cennettir inşallah zaten. Bizim inancımızda en güzel yerlerinde olsun. Ve efendim bu hafta iki gündür tanıtımlarımızda izliyorsunuz zaten. Değerli bir konuğumuz var ve 2020 yılının ilk programı değil ama konuklu ilk programında biz programımızın da bir ilki olarak bir hanımefendiyi konuk ettik bu hafta. Sayın Feride Turan, eğitimci, Türk Dili öğretmeni, değil mi hocam? Yanlış Türk değil. Edebiyat, evet. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, araştırmacı, yazar, bir proje insanı düşünsel anlamda. Sayın Feride Turan bizi kırmadı, programımıza konuk oldu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu yıl biraz önce de söylediğim gibi hem ilk konuksunuz hem de ilk bayan, hanım ya da kadın, hangisi uygunsa hanım konuksunuz. Bu anlamda da bu programa bir ilk hanım eli değmiş oluyor sadeciğim, evet, hocamla abi. Birlikte. Nasılsınız öncelikle? Biraz ben açıkçası kendi adıma dediğim gibi buruğum ama siz nasılsınız diyeyim. Evet, bugün bizim için, memleketimiz için gerçekten çok üzüntülü bir gün. Şehitler Allah'ına kavuşuyor. Zaten Allah'ın rahmeti şehitlerin üzerinde. Hı-hı. Ama kalanlar için gerçekten özlem dolu, üzüntü dolu bir gün. Allah şehidimiz, Allah'a da rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Biz de yani ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği üzüntü yer. İçerisinde. Evet, sözün bittiği yer. Bu anlamda. Aslında bugün de hocam bizim programımızın da bugünkü formatı sizinle birlikte işleyeceğimiz konular da çok da bu duygudan uzak konular değil nazarımda. Çünkü sizinle birlikte dün tanıtımlarda da bahsetmeye çalıştık naçizane kendimizce. Bir şehrin tarihinde neler olmuş? Ve biz aslında bu mücadelelere, şehitlere ve bu manevi iklime layık mıyız? Layık, ne kadar farkındayız? Aslında belki de bu anlamda konuşacağımız konularla şehrimizde kendimizce bazı pencereler açabiliriz. Umudundayım.
dileğindeyim hocam. Çok doğru söylediniz. Biz bir şehrin içinde yaşıyoruz ama o şehrin gönlüne girebilmiş miyiz? Yani o şehrin gönlünde, hafızasında neler var? Bunu bildikten sonra şehirle bir bütün ve tamam oluyoruz. Şehir de bu şekilde tamam oluyor aslında. Şehirlerin de çünkü gönülleri var, tıpkı insanlar gibi. Evet. Bu yüzden ne kadar tarihi perspektifine vakıf olursak o kadar şehirle bütünleşebiliyoruz. Şehrin de hakkını verebiliyoruz. Ruhlarımız birbirine karışıyor mu diyeyim hocam? Yani ne kadar doğrudur ama insanlar ve şehirler bir ruh festivali mi oluyor diyeyim? Şehir Bir bizim gönlümüze imar girecek. ediyoruz. Biz şehrin gönlüne gireceğiz. Bu şekilde şehirle bütünleşeceğiz. İnşallah. Hocam o zaman zaten tanıtımlarda sürpriz konular değil. Takipçilerimiz Evet. ve bizi şu an ekranlarında misafir eden dostlar gördüler. Bir Turan Mektebi gerçeği var bu şehirde. Aslında günler belki de defalarca geçiyoruz önünden. Belki ayda bir ama hepimizin de bildiği bölgede ve şehrimizin hani tarihi anlamda can damarı Odun Pazarı'nda bir kuruluş diyeyim ben. Turan Mektebi ile başlayalım hocam. Nedir? Neden kurulmuştur? Hangi mücadeleler hasılında kurulmuştur? Neler olmuştur? Evet. Sizden bir dinlemek isteriz İsterseniz hocam. Önce binanın yapımına değinelim biraz. Ondan sonra yavaş yavaş mektebin de içine gireriz. Turan Numune Mektebi 1. Dünya Savaşı yıllarında Eskişehirlilerin maddi yardımlarıyla yapılmış ve talepleriyle yapılmış daha önemlisi. Savaş yıllarında dahi mektep isteriz, eğitimsiz olmaz demiştir. Yani bu Eskişehir insanının ne kadar aydın ve eğitime önem veren bir insan olduğunu gösteriyor Eskişehirlilerin. Bu anlamda önemli. Turan Numune Mektebi bizim için bir semboldür aslında. Unutulmaya yüz tutmuş bir değer. Çünkü yani fazla da bilindiğine pek şahit olmadım. Önünden dediğiniz gibi geçip gidiyoruz. Bugün Cumhuriyet Tarihi Müzesi olarak Odunpazarı merkezdeki bina aslında Eskişehirlilerin paralarıyla Eskişehir'de Turan Numune Mektebi talebeleri okusun diye yaptırılmış bir mektep binasıdır. Fakat ilginç bir şekilde bu mektep Turan talebelerine asla yar edilmemiştir. Biz bunu nereden biliyoruz? Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü nedeniyle Turan İlkokulu Müdürü Osman Nuri Demirel bir kitapçık yayınlıyor. Ve bu kitapçıkta Turan'ın tarihini güzel bir şekilde topluyor. Hatta üslubu da çok güzel, çok samimi bir üslubu. Yer yer sitem dolu ifadeler de var. Diyor ki, çevre halkının yardımlarıyla yapılmış bu bina, çevre halkının çocuklarına çok görülerek okul bir göçebe çadırı gibi sürekli gezdirilmiştir diyor. Yani mektep binası olarak yapılmıştır ve ilk yıllarda ilk Milli Eğitim Müdürümüz Ethem Nejat Bey, onun gayretleriyle yapılmış aynı zamanda bu mektep. Daha sonra çocukların elinden alınmış, farklı amaçlarla kullanılmıştır. Ve 1960 yılında Osman Nuri Demirel'in söylediğine göre tamamen askeriyenin eline geçmiş, milli eğitimden tamamen çıkmıştır. Hatta o dönemin milli eğitim müdürünü de eleştirmektedir. Yani bu işi de başaramayarak, bunu da başaramayarak tamamen bu okul milli eğitimin de elinden çıkmıştır şeklinde. Şu anda tabii milli eğitimin elinde değil, 1960'tan beri değiştiriyor. Şu anda Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Cumhuriyet Tarihi Müzesi olarak varlığını devam ettiriyor Turan Numune Mektebi. Binanın kısaca öyküsü bu. Peki işgal yıllarında yaşıyor tabii değil mi bu? Tabii. Yani tabii 1. Dünya Savaşı'na geldikten sonra dolayısıyla işte bu Kurtuluş Savaşı'nın öncesindeki bu anlamda da milli mücadeleye de katkısı olmuş diyebiliriz herhalde. Örnek bir okul adından da numune. Çünkü bir direniş, bir diriliş
Orada bir şey var yani, bir şuur var anladığımız kadarıyla. Her bakımdan örnek bir okul burası. Hı hı. Ders araç gereçleri, eğitime, öğretmen kalitesi, uygulamalı eğitimleri, her anlamda günümüzün vizyonundan bile ileri bir seviyede eğitim söz konusuymuş. Hı. Yani bazı kurumlar, bazı kişiler zamanında misyonunu tamamlar. Gerçekten de iyidir. Ama geleceğe hitap etmeyebilir. Turan öyle değil. Turan Numune Mektebi bizim bugün yaşadığımız eğitim sorunlarına da çözüm üretebilecek uygulamalara ve potansiyele sahip bir tarihi mekteptir. Dediğiniz gibi bu mektep Kurtuluş Savaşı'nda görmüştür. Yani Ethem Necat Bey'in kurduğu, şeyde öyle geçer, Osman Nuri Demirel'in, Tevfik Türkmen'in Yunan işgalinden kurtardığı, Şevket Turan'ın koruduğu ve ben daha sonra kendi yazımda ve Muhittin Adıyaman'ın da depolardan çıkararak Eskişehirlerle buluşturduğu bir tarihi mekteptir diye tanımlamıştım yazımda. Yani hala o mektepten gelen bir şeyler var. Tabii, bugüne. Kalan var. Şimdi Anadolu Üniversitesi. Şu anda Anadolu Üniversitesi'nin devrinde güzel, temiz bir çalışma yapılmış. Hı-hı. Önce isterseniz işgallerden bahsetmiştiniz. Yunan işgali sürerken eğitim öğretime devam eden tek kurumdur Turan Numune Mektebi. Hacı Çakır Akarbaşı'nda Hacı Çakırların Mehmet Ali Bey'in evinde gizli gizli Yunanlılardan eğitim öğretim devam etmiştir. Bu Eskişehir insanın eğitime verdiği desteğin de çok güzel bir örneğidir aslında. Akarbaşı'nda hocam orayı Hacı Çakırların Mehmet Ali Bey'lerin evinde. Bunu da yine Osman Nuri Demirel'in kitapçından öğreniyoruz. Büyük bir hizmet yapmış. Bize böyle bir belge bırakmış. Yani birçok kaynak var tabii bununla ilgili olarak ama en önemli kaynaklardan birisi de Osman Nuri Demirel'in kaynağıdır. Bir de anladığım kadarıyla herhalde eğitimi dört duvar arasına değil de bütün şehre yayma gibi, hani bütün şehrin insanını eğitmek gibi bir görevi de var herhalde anladığım kadarıyla. Tabii o Ethem Necat Bey'in böyle bir vizyonu var. Onu da konuşuruz sanırım. Tabii ki de. Kalanlar diye sormuştunuz. Ben hani Turan Numune Mektebi bizim nostalji duygusuyla hatırlayabileceğimiz bir tarihi parça değil aslında. Halen yaşıyor şu anda. Ders araçları var bununla ilgili olarak. İsterseniz onlardan biraz bahsedelim. Bu ders araçları çok değerli araçlar. Mesela ta o dönemde Almanya'da bir kardeş okulu varmış Turan Mektebi'nin. Ve kardeş okuldan bir piyano gelmiş. Sonra iskelet gelmiş. Akabinde biz Almanya'dan kendi paramızla sipariş ederek bazı ders araç gereçleri getirtmişiz. Mesela orijinal taş baskı ders posterleri, litografiler bunlar. Almanya'da Leibniz'de bir firma halen devam ediyor. Torunları devam ettiriyor. Bu firmadan satın almışız, getirtmişiz. Yine mikroskoptan tutun da model model birçok ders araçları var. Hatta işte içi doldurulmuş hayvanlar, kimyasal sıvıyla korunan yılan, ahtapot. Bütün bunlar çok değerli. Yine doğada canlıların oluşumu, doğadaki hayvanlar aracılığı aşama aşama gösterilmiş. İşte insan ırkı modelleri, para modelleri, hesap hendese dersleri. Ben buradan gerçi yakınlaştırılamıyor ama siz de görebilirsiniz. Yine altın yaldızlı bir şeysi var, kitabesi var şeyin ders araçları olarak. Bütün bu ders araçları 2011'de dönemin ilçe milli eğitim müdürü Muhittin Adıyaman tarafından sergi evine dönüştürdü. Yani ismi sergi evi olabilir ama bir müze çalışması aslında, eğitim müzesi ve Türkiye'deki ilk örneklerinden birisidir. Bu okul 1915'te kurulup 2008'de kapatılan bir okul. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devredilen bir okul. Ve 2008'de kapatılınca onun son binası, hani göçebe çadırı gibi gezdirildi diyor ya Osman Nuri Demirel, son binası Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis ediliyor ve oradaki bütün ders araçları da Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmiş oluyor. Dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Adıyaman da bunu 2011'de bir sergevi olarak açıyor. Müftü Camii'nin karşısında yine tarihi bir bina, şapel. Osmanlı döneminde de
şey olarak kullanılmış, aşevi ve kütüphane olarak da kullanılmış. Tarihi de bir bina olduğu için fazla tadilat tabii hiç yapılmadı, fazla demeyeyim. Derlenip toplanıp bu şekilde bunlar sergi evinde 2015'e kadar sergilendi. Bir yıl içerisinde 4000'e yakında ziyaretçisi oldu. Yani öğrencilerle buluşturmuş oldu. Önemli bir hizmet. Güzel bir çalışma. O dönemde 2015 yılında öğrencilerimle bir bilimsel araştırma yapıyorduk. Daha sonra bir bildiri halinde bu ders araçlarıyla ilgili biz bunu bir sempozyuma sunduk bildiri olarak. Mülakatlar yaptık o dönemde. Öğrendik ki Anadolu Üniversitesi'ne devredilecek asıl binası olan Turan'da sergilenmek üzere. Tabii bu bizim için hani tek teselli bu oldu yani bizim için. Hani sergi evi büyük bir emekle oluşturulmuş bir şey sonuçta. Ama asıl binasına gideceği için hani sevindik yani o anlamda. Fakat asıl demirbaşı olan Osman Nuri Demirel'in de yayınladığı kitapçıkta Turan'ın öz malı dediği piyanonun asıl binaya devredilmediğini hani gördük. Şu anda son durum şu. Piyano başka bir yerde, okulda. İskeleti, Almanya'dan gelen iskeleti 1982 yılında dönemin müdürü Kemal Kestal tarafından söyleniyor. Ankara Üniversitesi ya da Etnografya Müzesi'ne devredilmiş. Piyano da şu anda Eskişehir'de bir okulda. Diğer kalan parçalar Anadolu Üniversitesi'ne devrediliyor. Güzel de bir, temiz de bir müze çalışması yapılmış gerçekten. Hani güzel ama... 2015'te devrediliyor. 2019, 21 Mart'ta müze olarak açılıyor. İki küçük odasında çok cüzi bir kısmı sergiye açılmış. Çoğu sergilenmiyor. Hani muhtemelen depoda çok güzel bir şekilde korunduğunu düşünüyoruz. Yine kimyasal sıvıyla korunan hayvanların herhalde kimyasal sıvıların da değiştiğini düşünüyoruz. Yani ben aslında ümitliyim. Yani emin ellerde olduğunu düşünüyorum. İleride mutlaka asıl sahibi, o binanın asıl sahibi Turan'ın yadigarlarıdır. Asıl sahiplerine daha geniş yer verileceğini, bütün ders araçlarının bir çatı altında, şöyle demiştim yazımda, tek bir kipine kadar, tek bir çöpüne kadar, tek bir çatı altında, asıl binasında inşallah yayınlanacağına, sergileneceğine dair benim inancım, ümidim tam. Muhafaza edilmesi en azından, bir yerlerde bir şeyin olması. Tabii bilim yuvasına devredildiği için bu kimyasal sıvının da hani güncellenmesi gerekir demişti yıllar evvel bir akademisyen. Ben hani üniversiteye de bir bilim yuvasına da devredildiği için bununla ilgili tedbirlerin alınacağına dair de inancım tam. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi hocam ben hocamın çalışmaları çok geniş. Yani böyle bir özgeçmiş yapmaya kalksak hakikaten çok dolu dolu. Böyle şuradan keselim, şu kadar yapalım gibi de değil. Ama naçizane biraz böyle, şimdi bu zaten çeşitli yerlerde de, bu Eskişehir net bizim en bildiğimiz, değişik yerlerde de yayınlarınız devam ediyor değil mi hocam? Burada örnekler getirdik. Kitaplar başta olmak üzere bu anlamda da şehir tarihine, şehir kültürüne de katkılarınız hala devam ediyor bu anlamda. Hem öğrencilerimle projeler var, devam ediyor bununla ilgili olarak. Hem de şahsi çalışmalarımız, bildirilerimiz, akademik toplantılarda sunmak üzere hazırladığımız çalışmalar var. Yani Turan ders araçlarıyla ilgili de zaten az önce de ifade etmiştim. Böyle bir çalışmamız var. Yine edebiyat dünyamızda tarih gezgini köşesi hazırlıyorum. Orada da Turan Mektebi'ne geniş yer verdim. Orada da tarih gezgini köşesinde ele almıştım. Tabii ki biz bu şehrin hani içinde az önce de söylediğim gibi bir evlatlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani tamamen gönüllü. Bu bir ihtiyaç. Bazı manevi borçlar var. Evet, onları ödemek adına, hakkı yerine teslim etmek adına. Peki şimdi biz her zaman gerçi Sadi kardeşim de mesela, burası bir üniversite şehri değil de eğitim şehri daha doğru der. O Sadi de böyle hani buradayken de kendisi söyler. Ethem Necat Bey dediğimizde şimdi benim kafamda sizden edindiğim bilgiler, izlenimler böyle hakikaten İşte iş bitirici de değil de bugünkü tabirle, ama böyle bir hani agresif, böyle yani bir bir şeyler yapayım, aksiyoner ya da böyle bir şey canlandı, müdür. İsimler var, verdiği okullar, yaptığı okullara verdiği isimler evet, var. Evet, hatta.
Şimdi mesela burada siz Turan Mektebi ile herhalde oradan mı başlayalım? Yok, Mesela evet. işte Osmanlı'nın kuruluşunda rol oynayan isimlerin verildiği görülüyor. Şuraya gelmek istediğim nokta, şimdi kuruluş Söğüt ve Domaniç mi Osmanlı'da? Ya da Eskişehir, şimdi bir taraftan da şey var, İlk Hutbe, Cuma Hutbesi de Eskişehir'de. Şimdi bize bu konuda kim aydınlatacak hocam? Tabii buna cevap verecek çok değerli tarihçi, akademisyen hocalarımız vardır muhakkak. Ama hani Turan Mektebi ile ilgili yaptığım çalışmalarda yine Eskişehir tarihi, hani basın Eskişehir basın tarihi ile ilgili yaptığım çalışmalarda sürekli vurgulanan şey Osmanlı'nın kurulduğu topraklardır. Hatta ilk Milli Eğitim Müdürü Ethem Nejat Eskişehir'de Karacahisar isimli bir gazete çıkartıyor. Çok önemli bir gazete bu. Türk Yurdu Dergisi övgüyle bahsediyor ve Anadolu'da takip ettiği gazetelerden birinin bu olduğunu söylüyor. Eskişehir'e dair istatistik çalışmaları da yayınlıyor bu gazetede Ethem Nejat Bey. Gazetenin isminin Karacahisar koymasının nedeni Eskişehir'in Osmanlı'nın kuruluş toprakları İşte olması nedeniyle. Daha da geriye gidelim. 1911'de şu Hakikat Gazetesi, Eskişehir'in gazetesi. Orada da Mestan İsmail Bey dönem dönem vurgular. Hatta çıkarıldığı zaman da buranın Osmanlı'nın kurulduğu topraklar olduğunu, Osman Gazi'nin atının izlerinin burada olduğunu, ilk hutbenin burada okunduğunu burada vurguluyorlar. Ama tabii bu teknik bir konu. Yani devlet kurulmuş olması için hangi şartlar gerekir? Bunu en güzel değerli tarihçi hocalarımız bilir. Fakat Eskişehir tarihinde, eğitim tarihinde, basın tarihinde gördüğümüz bilgiler bu yönde. Şimdi biraz bu konulara girersek programdan çıkamayacağız gibi böyle Çıkamayacağız. şeyim var. Hani çünkü çok fazla donanım var maşallah hocam. Hani Estağfurullah. iyi ki de sizi tanıdık. Hani onu da bir söylemek lazım. Hani direkt böyle süreyi iyi kullanmak adına geçiverdik konuları ama biraz daha böyle yine hızlanalım açısından. Bir diğer konu da eğitim konusundan akabinde hemen. Bu bizim odun pazarı. Özetle söylüyorum, odun pazarı olayı. Evet. Şimdi buradaki çalışmalarınızdan bildiğim çeşmeler. Evet. Pek çok noktasında halen yaşayan, bir şekilde varlığını koruyan çeşmeler. Ve peşinde de hocam mezarlık ve mezar taşları Mezar taşları, konusu. evet. Çünkü bu da şu yüzden biraz böyle bu işlerin içine girdiğimizde, baktığımızda her mezar taşında bile bir külliyat gibi, neredeyse her mezar taşı olmasa bile, özür dilerim, kimi mezar taşlarında hakikaten böyle sanki külliyat çıkacak gibi işte, ve bunlar bize dönemin şahitleri olarak da geliyor aslında, kültür hazinesine. Bir çeşmelerden başlayalım hocam isterseniz. Sonra oraya doğru şöyle odun pazarında bir pusula bir akşam şöyle bir gidelim isterseniz. Bu çeşmeler dediğimizde neler söyleyebiliriz? Bize en çok, bakın her gün oradan geçiyorsunuz ama burada böyle bir şey var, biliyor musunuz deyip şöyle bir Osman tokat atın hocam yani. Yok, estağfurullah. Yani Bize şey tabiri yapmayalım caizse. da. Ama odun pazarı en iyi çeşmelerin rehberliğinde gezilir. Yani siz odun pazarında bir turistik tur atmak istiyorsanız ya da bir misafirinizi odun pazarına gezdirmek istiyorsanız sizin yol haritalarınız, yani güzergahlarınız çeşmelerden geçmesi gerekiyor. Işıklar Sokağı biliyorsunuz ünlü Mal Hatun heykelinin arkasından. Oradan yukarı çıktığınız zaman bir hilal çizerek alanı, odun pazarından hilal çizerek alan önüne doğru indiğiniz zaman çeşmeleri çok rahat bir şekilde görebilirsiniz, gezebilirsiniz. Tabii şu anda gezdiğiniz zaman çeşmeler bir şey ifade etmiyor. Çünkü turizme kazandırılması gerekir. Yani şu anda çeşmenin adı, hikayesi, hani anlatan herhangi bir şekilde bir çalışma yapılmamış. Yani belediye mutlaka düzenli aralıklarla bakımını yapıyordur. Ama turizme kazandırılması, şehir destinasyonunda değerlendirilmesi farklı bir olay. Işıklar Sokağı'ndan girdiğiniz zaman hemen karşınıza ilk
çıkacak çeşme Buyur Evet Efendim çeşmesidir. Yani bizim çeşme isimlerimiz de çok güzel. İşte bunları... Ama Eskişehir'in yerlileri bilir. Yani normalde aslında jenerasyon değiştikçe, yeni nesiller geldikçe bu da unutulacak. Hatta Odun Pazarı'nın yerlileri. Tabii bilir. Yani o Buyur Evet Efendim çeşmesidir. Çünkü o 1920-25 yılları arasında yapılmış. Çok eski bir çeşme değil. Yani o 20 ya da 25 diye tarih veriliyor. Bir yaver lakabı Buyur Evet Efendim'miş. Nevi şahsına bir münhasır bir yavermiş. Onun adı verilmiş. Tabii tarihi çeşmeler neyi gösterir bize? Yani niçin bu kadar önemlidir tarihi çeşmeler? Bir kere şehir kimliğinin vesikalarıdır her şeyden önce isimleriyle. İnançlarını, kimliklerini gösterir. Yine mimari zevklerini, ekonomik durumunu, çünkü çeşmenin süsü, dem işlemeleri, hani kullanılan malzemelerin kalitesi bir noktada dönemin ekonomik durumunu da gösterir. Yani birçok şeyi biz o şehir hakkında, o şehir insanı hakkında birçok şeyi çeşmelerden öğrenebiliriz aslında. Önemli bir şey çeşmeleri bilmek. Neler var başka? Mesela biz yine öğrencilerimle yaptığımız bir çalışma. Bunu da bir uluslararası kongrede sunmuştuk. Aslında çeşmelerle ilgili 2005'te Erol Altınsapan hocamız bir makale yayınlamış Ticaret Odası dergisinde. Biz de bir nevi güncelleme olsun diye yaptık. 20 adet çeşme tespit ettik. İsterseniz böyle bir genel bir haritasını çizelim, değil mi? Aynen. 20 adet çeşme tespit ettik. Bunun 8'inde motif var. Ama böyle 8'inde motif var. Motif süslenmiş. Ay yıldız motifleri ağırlıklı genellikle çeşmelerimizde. Ferman motifi, güneş motifi, gonca, yaprak, su dalgası motifleri var. Diğerlerinde yok. 12'sinin aktığını 2016'da yapıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. 12'sinin aktığını görüyoruz. Yine payitahttaki, İstanbul'daki böyle süslü, işlemeli olarak da Usta Ayvaz Çeşmesi'ni söylüyorum. Hmm. Nerede bu Usta Ayvaz Çeşmesi? Biraz daha yukarı çıktığımızda Odun Pazarı yine bölgesinde var. Yalnız buradaki sıkıntı kitabeler, çeşmelerin kitabeleri çok aşırı derecede hani tahrip etmişiz. Yani okunamayacak derecede ama canını okumuşuz. Yani çeşmelerimizin hiç bakılmamış gerçekten. Bu üzüntü verici bir durum bizim açımızdan. 2010'da Odunpazarı Belediyesi bir restorasyon çalışması yapmış. Çok iyi niyetli bir çalışma. Ama bu Türk Edebiyatı Dergisi'nde yayınlanan hani Odun Pazarı'nın çeşmeleri diye yazımda hem restorasyon hatalarına değindim hem de günümüzde bakımsızlığına yani düzenli rutin yapılıyordur muhakkak ama turizme kazandırılmadıktan sonra yani bununla ilgili özel spesifik bir çalışma yapılmadıktan sonra bir şey olmuyor. Yani bir anlamı olmuyor. O yüzden buna biraz dikkat çekmek istedim. Mesela bizim çeşmelerimiz şifa dağıtır, onu söyleyeyim. Hı hı. Dere Camii Çeşmesi alan önünde. Onun suyunu bir miktar zeytinyağı ile karıştırdığınız zaman göze sürdüğünüzde göz hastalıklarına iyi gelir. Ben halen tabii aynı su mu, eski su mu bilemiyorum ama halen bunu yapmaya çalışıyorum. Akıyor ama o çeşme değil mi hala? Yani bu çeşme hala akıyor. En son 2016'da gittiğimizde akıyordu. Vallahi bugünlerde de böyle su sıkıntısı hani var. Malum şehirde biraz bunları da resmi ağızdan inşallah bu programlarda vesile olur. Fotoğraflandırmak lazım aslında. Biz en son 2016'da fotoğraflandırdık. Fotoğraflandırıp işte sosyal medyada belki de yani bunu iyi niyetli, tamamen iyi niyetli. Tabii, toplumsal hafızaya ve faydaya sunmak adına, kamu faydasına sunmak adına. Belki de yapmak lazım. Bir restorasyon, turizme kazandırma çalışması. Mesela yanında ismi olur, hikayesi olur, yapım yılı olur. Hı-hı. Bunlarla ilgili bizim çalışmalarımız mevcut. Bildiri olarak da hani akademik bir çalışma olarak da sunduk Uluslararası Kongre'de. Her türlü hani bu anlamda desteği de vermeye hazırız. Buradaki aslında hani kültür müdürlüğüyle falan hani bir irtibat var mıdır? Hani mesela rehberleri o konuda bilgilendirip Odun Pazarı'nı o şekilde gezdirmek. Tabii bir çeşme yani turu bile ne kadar evet tabii. Yani belediye ile ya da Türk Dünyası Ajansı yolu veya Kültür Bakanlığı gibi hani
böyle bir araya gelinebilirse belki hocam da, çünkü çok projeci yani, hani Evet. şöyle baktım, sizin Ar-Ge biriminde de bir Odunpazarı Evet, İçin Eğitim Ar-Ge'de Ar-Ge'de var. evet çalışmışlığım İşte var. sonrasında Eskişehir Valiliği, özellikle Güngör Azim Bey'in dönemi mi bu hocam? Evet. Güngör Bey'in Evet, dönemi değil Güngör mi? Azim Tunalı Vali babamız diyoruz biz. Güngör Vali Bey. Güngör Vali mi? Güngör Azim Tuna. Yok, bunu biliyorum da şey, Görevi, Vali Bey mi görevi. hitap, Güngör Vali mi? Güngör Azim Vali mi? O Nedir? dönemde öğrenciler Vali Bey'e Vali Baba diyordu. Bizim ne Hmm. eksiğimiz var? Biz de Vali Baba deriz dedik. Ben de hep öyle Vali Baba Öyle, ha, Vali Baba diye gitti. diyerek. Anladım. Çünkü Hitabı öğrenciler sadece sürekli sormak için valiliğe ismini biliyoruz. geldiklerinde, hani yurt dışı işte Türk dünyası kültür gezilerinden sonra hep Vali Baba diyorlardı. Bizim de ağzımızda o şekilde kaldı. Şimdilerde Ankara'da sanırım. Evet, Güngör kendileri Azim Bey. Ankara'da, kendileri Ankara'da bir Bilge Türk Eğitim ve Kültür Vakfı kurdu. Bu ben de genel Böylece yeni kurul bilgileri üyesiyim. de almış oluyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. 2 yıldır yoğun bir mesai harcandı bu vakıf için. Bu vakfın bünyesinde EdeTürk isimli bir akreditasyon kuruluşu var. Hani akreditasyon deyince, kalite deyince genellikle hani üniversiteler akla gelir dünyada. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların akreditasyonu ile ilgili 2 yıldır yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Harvard gibi dünyanın farklı üniversitelerinden hani bu konuda daha önce çalışmış olan akademisyenlerin oluşturduğu bir ekip var. Eğitimde kaliteyi bir süreç dahilinde ölçen uluslararası kriterler hazırlıyorlar, hazırladılar daha doğrusu. Kendimize ait bir yazılımımız var. Asla dışa bağımlı değiliz bu konuda. Bir de güçlü bir bilişim ekibimiz var. Yine Türkiye genelinde eğitim alanında işin mutfağında olan benim gibi öğretmen arkadaşlar. Bu anlamda da eğitim desteği de var. Sona yaklaşıldı. Çok güzel bir çalışma. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik bir çalışma. En son çalıştığımızı birkaç ay önce Çanakkale'de yapmıştık. Sona yaklaşıldı, gelindi. Kemale erdi. İnşallah eğitim için bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme öngörüyor bu çalışma. Objektif. Evet, objektif. Zaten akreditasyon budur. Dışarıdan dış denet, bütün dünyada hani bu böyledir. Dışarıdan bağımsız ve tarafsız olacak ve kurumlar kendilerini kendi isteğiyle akredite ettiriyorlar. Yani sürekli bir denetim ile kalitelerini korumaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz kalite bir süreç işi. Yani ben en mükemmel oldum, tamam, bundan daha iyisi yok diyemeyiz. Kalitenin de bir akredite süreci vardır. Bu anlamda eğitimin Türkiye'de kalitesini arttırmaya yönelik gönüllü bir katkı olacak inşallah. Ben tam burada, konu gerçi biraz böyle hilal çizmiş gibi oldu da, şimdi eğitimle girdik, tekrar eğitime döndük, hani çeşmeleri turlayıp. Türk dünyası eğitim başkentliği olayı var Eskişehir mesela. Evet. Şuradan çağrışım yapıyor çünkü Vali Bey döneminde Türk dünyası kültür başkentliği vardı. Şimdi eğitim başkentliği bitti mi, o süreç devam ediyor bildiğim O kadarıyla. süreçten pek haberdar değilim ama kültür başkentliği sürecinde işin mutfağındaydım. O konu hakkında Peki, bilgi verebilirim. eğitim başkentliği tam böyle Bilgim yok. biraz şey bir Yani. döneme Gayrı denk oturmadı gibi geldi. sanki Evet, böyle tam. O hani konuyla çok biz ilgili de pek çok bilgim yok. şey Evet. yapamadık. Peki mesela kültür başkentliğin dönemi Eskişehir için hakikaten evet oldu. Güzel şeyler oldu. En azından yani mesela şunu diyebilir miyim? Tohum saç, hani bitmezse toprak utansın diyebileceğimiz bir süreç miydi hocam? Sizce neydi Eskişehir için? Ne hasıl oldu desem? İçin mutfağımdayım dediğinizden Evet, işin ötürü. mutfağında kamera arkasında hani dersiniz belki o Çünkü biz şekilde. çok, özür dilerim, mışlı mışlı işlere girmeyi sevmiyoruz bu programda. Hani böyle Ama sizin gibi aslında bulmuşken. Eskişehir halkı bunu biliyor ve vefalı gerçekten. Hani halen konuşuluyor, dualar ediliyor. Bir kere ben eğitimci olarak önce eğitim açısından ne gibi bir katkısı oldu onu söylemek istiyorum. Bir kere 10 bin kişinin, 10 bin Eskişehirlinin hayat coğrafyaları Türk dünyası ekseninde genişledi. Bunun 7 bin küsürü sadece öğrenciler. Yani bir öğrencinin hayat coğrafyasını genişlemesi muazzam bir şey. Mesela ben Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde öğretmenim. Bizim bir Erasmus projemiz var. Proje koordinatörümüz Reyhan Bilgili. O
çırpınıyor. Niçin çırpınıyor? Daha fazla öğrenci götüreyim yurt dışına diye. Ama bir Erasmus projesi, bir Avrupa Birliği projesiyle sınırlı sayıda öğrenci götürüyor. Ne kadar hani uğraşırsanız çok öğrenci götüremezsiniz. Yani çok çalışıyor, uğraşıyor iyi niyetlerle. Kültür başkentliğinde siz 10 bin kişiyi ne yapmış oldunuz? Hayat coğrafyalarını Türk dünyası ekseninde genişletmiş oldunuz. Asya ve Balkan ülkeleri, işte Özbekistan'dan tutun, Kıbrıs, Kırım, yani aklınıza gelebilecek Türk dünyası kültür mirasının olduğu, işte eserlerimizin olduğu, tarihimizin olduğu, köklerimizin olduğu aslında. Hani Yahya Kemal bir yerde Türk mezarı varsa orası bizim vatanımızdır diyor. Aslında hani sınır olarak bizim değil ama gönül sınırlarımızın olduğu da içinde olan her yere öğrenci gönderildi. Farklı meslek gruplardan da insanlar gönderildi. Tarihi orada hani gezme tozma olarak diye düşünmemek lazım. Profesyonel rehberlerle tarih kültür mirasımız anlatıldı. Yani öğrenciler tarihi yaşayarak yerinde öğrendiler. Bir tarih bilinci kazanmalarına sağladı. Yine farklı meslek gruplarından, basından da gidenler oldu. Gitmesi de toplumsal bütünleşmeyi sağladı bu anlamda. Dönen çocuklar hep şunu söyledi. Yani sanki koroyla bir ağızla anlaşmış gibi biz yalnız değilmişiz aslında. Güngör Baba da, Güngör Vali de dünyanın en büyük sevgi göçü ifadesini kullanıyordu bu öğrenci gezileri için. Çünkü biz gönül sınırlarımızın içerisinde olan yerlere gidiyoruz. Bir de aslında bir rekorlar kitabına da girebilir. Dünyanın en büyük öğrenci hareketliliğidir. Yani 10 bin rakamı yani başka bir yerde olduğunu çok zannetmiyorum ben. Diğer kültür başkentliğinin de bu çıtayı yakaladığını düşünüyorum. Tabii çok değerli çalışmalar yapıldı muhakkak. Mesela ama, bir tane örneği. Evet, onlara da geleceğim. Yine Güngör Vali şöyle diyordu. Biz bir çınar ağacı diktik, dalları geleceğe uzanan. Belki şu anda değeri layıkıyla takdir edilemeyebilir ama Eskişehir halkı inanın çok güzel bir şekilde yad ediyor. Ama ileride bir 100 yıl sonra belki daha iyi anlaşılacak. Belki bu, Turan Mektebi gibi, özür dilerim. Evet, Turan bugün Mektebi birileri yad etti sonuçta. Tabii. Bu bir marka olarak, marka değerinin korunması lazım ama ne yazık ki çevremden hani şöyle serzenişler de geliyor bana. Artık marka değerinin irtifa kaybettiğine yönelik. Bu marka değeri mutlaka korunmalıdır. Eskişehir bunu gururla devam ettirmelidir. Bu işin eğitim boyutu. Hı hı. Şehir silüetinde 50'nin üzerinde yapı oldu. Tarihi, Türk tarihi öne çıktı. Türk Dünyası logosunun olduğu bir bilim kültür merkezimiz var. İşte Dede Korkut Parkı çok önemli. Sıkışık kentleşmenin olduğu Eskişehir'de bir nefes alınan alan oldu. Yine az önce söylediğiniz yayınlar var. Bir de çoğu uluslararası olan farklı alan ve disiplinlerde 400'ün üzerinde etkinlik var. Bir muazzam bir rakam. Yani olağanüstü bir tempo. Yani Güngör Vali hiçbir şekilde ben ne yemeğe gittiğini gördüm. Hani sürekli kalabalık, sürekli dolu, eş zamanlı işler var. Bizim için gece gündüz. Ben hani eve gitmediğim günleri biliyorum. Valilikte çalıştığım dönemde eve gitmediğim günleri biliyorum. O yüzden güzel bir süreçti ama. Güzel hatırladığımız bir süreçti. Biz de bu şehrin birer birey olarak teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani, bunu bize hediye edenlerden, her şeyden önce uygulayanlardan. Biz hani sadece o büyük denizde yani bir damlaydık yani. Kimin ne emeği geçmişse orada gayreti varsa şeklinde. Hocam Hakikat Gazetesi'ni gösterdik. Buradan biraz da hani bu sizin çünkü çalışmalarınız var. İşte burada Eskişehir.net'teki aylık dergide çıktı. Nimet gibi. Basın hareketleri nasıl olmuş bu şehirde? Şimdi eğitim varsa düşünen birileri vardır. Dolayısıyla bir basın da vardır herhalde. Evet, evet. Benim yorumum bu sadece. Böyle kıran kırana böyle parti, her partinin bir... Lobiler var mıymış? Tabii. Kıran kırana bir ve dillerde hani kılıçlar çekilmiş çok sert bir mücadele var. Bu basın hareketleri içerisinde. Tabii ki o dönemin parti, hani siyasete hiçbir zaman hani girmiyoruz. Bizim için gazeteler hangi ister İttihat Terakki olsun, ister Hürriyet ve İtilaf, ister Ahrar olsun, hangi parti olursa olsun bizim için Eskişehir'e dair biz
ne alabiliyoruz, ne öğrenebiliyoruz, ne çıkarabiliyoruz. Mesela bu Kültür Başkentliği'nin Türkname isimli hani kitaplığı, yayınladığı kitaplardan sadece iki tanesi, biri tıpkı basımı, öbürüsü de çevrim yazısı. Gaspıralı'nın da Tercüman gazetesi 4 ciltte mesela böyle var. Kilometre taşlarımız, evet, kilometre taşlarımızın olduğu. Şu orijinali ben genellikle orijinalini tercih ediyorum. Şöyle. Burada evet okuduğum yerler işaretlemişim böyle. Bu orijinali isterseniz böyle tutabiliriz. Şöyle sayfası da gözüksün. Evet. Bu 1911 12 yıllarında çıkan, aslında öncesinde de 57 sayılık Eskişehir gazetesi var. Onu çıkaranların devam ettirdiği. Yani aslında bir tecrübeden sonradan hani çıkan önemli bir gazete aslında. Mestan İsmail Bey isimli cesur, bugün Ocak sayısı çıktı Eskişehir Net'in. Cesur bir evet, Osmanlı gördüm. Gazetecisi. Evet, evet, evet. Mestan İsmail Bey'in başyazarı olduğu, daha sonraki yıllarda da mesul müdür olduğu, imtiyaz sahibi olduğu yani bir gazete. Şöyle sorsam hocam, genel konular mı, yerel konular mı ya da yerelden gene de bir akımı, hani işte çünkü savaş dönemleri vesaire. Evet. Bu tarz şeyler herhalde değil mi? Oradaki yani o dönemki gazeteler günümüzdeki gazetelerden daha böyle kültür, sanat, edebiyat, halkı eğitmeye yönelik. Resim az. Evet. Daha böyle bir misyon yüklenmişler bu anlamda. Hani magazin olarak hani günümüzdeki gazetelerden çok farklı. Kültür, bir kültür bombardımanı görüyoruz aslında. Belki o dönemin de şartları. Şartlarıyla alakalı bir durumdur. Her şey göre bulabiliriz. Yani mesela kadın hakları ile ilgili bir yazı yazmış. Çok da sert yazmış Mestan İsmail Bey. Onu yayınladık. Bir erkek kadın hakları ile ilgili yazmış. Evet, ve sert yazmış. Ve de günümüzün çok ilerisinde bir bakış açısıyla yazmış. Yani o dönemde başka neleri öğrenebiliriz gazetelerden? İlaç ilanlarından farmakoloji çalışmaları. Bunu da bir öğrencimle çalışmıştık, bir eğitim kongresinde sunmuştuk. Siyasi tartışmaların dışında işte demir yolu ne durumdaymış, bununla ilgili şeyler öğrenebiliriz. O dönemin yayınları, tiyatro faaliyetleri, yani hayata dair her şey. Mesela bir gazoz fabrikamız varmış Eskişehir olarak. Hmm. 1912 yılında kurulmuş bir gazoz fabrikamız varmış. Bunun ilanını görünce varmış diyoruz, yani anlıyoruz o şekilde. Daha önce de herhangi bir kaynakta buna dair bir şey rastlamamıştık. Hani belki vardır, çalışılmıştır ama biz araştırmalarımızda rastlamadık. İlk defa bunu Hakikat Gazetesi'nde okurken o şekilde tespit ettik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Birdenbire kesmiş gibi oldum, özür dilerim. O açıdan değil ama dediğim gibi her saniyeyi tam böyle verimle kullanalım arzusuyla. Şunlar Sayın Hocamızın çalışmaları, yine Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve Eskişehir Valiliği himayelerinde desem doğru olur mu? Evet, Kültür Başkentliği yayınlarından. Yayınlarından. Evet. Girdim Gönül Şehri'ne, bu bizim Eskişehir'in değil mi? Evet. Saç ayakları işte, evet. Nasrettin Hocamız, inşallah başka programlarda konuşma arzusundayız bunları da. Nasrettin Hoca, Seyit Battal Gazi ve Yunus Emre ile vuku bulan, hal bulan Girdim Gönül Şehri'ne. Su kasidesi Fuzuli, Övülmüşe Övgü şeklinde. Evet. Fuzuli'nin su kasidesine. Evet. Bu arada hocam tabi Osmanlıca ve Farsçayı da anlayacak kadar diyor. Yani o, siz normal gazete okuyunca nasıl okuyorsanız o kadar biliyorum diyor. Maşallah. Bunlar da olunca tabii hocam da çok güzel çalışmalara imza atabiliyor. Girdim Gönül Şehri'ne de biyografi değil, evet. Değerlerle ilgili. Mesela Battal Gazi bölümünde, hı hı, iki tane Battalname'yi karşılaştırma olarak ele alıp değerler bağlamında içerik analizine tabi tuttum. Yine Nasrettin Hoca'nın bizim fıkra dediğimiz, aslında yabancı bir yazar Peter Hawkins'in tasavvufi öykü dediği fıkralarını değerler bağlamında tasavvufi ele almaya çalıştım. Evet, tasavvufi öykü. Yani biz yabancı diyoruz, evet, değil mi? Biz Nasrettin Hoca fıkrası diyoruz, işte gülmece ustası diyoruz. Ama yabancı dediğimiz Peter Hawkins isimli İngiliz yazar Nasrettin Hoca'nın fıkralarını tasavvufi öykü diyor. O biz zaman yabancı diyoruz, kalmış olacağız. Asıl yabancı kim acaba? Bir de Nasrettin Hoca'yı iş dünyasına yön verecek, evet, şeklinde inceliyor, evet, Peter Hawkins. Neyse, onunla başka bir program için bir şeyler geldi, uzayacak konu. Evet. Hani Nasrettin Hoca'nın işte bu aileyi
biraz teşvik evet. edişleri Konya havalisi bu havzada gibi vesaire. Tabii inşallah onları da konuşuruz bir zaman. Nasıl Esin Hoca nereli diye onu tartışırken yabancılar da farklı alan ve disiplinlerde içerik analizine evet. tabi tutuyor ve kullanıyorlar bunu. Yani nereli diye tartışmaya gerek yok. Sivrisarlı zaten. Dün zaten Sayın Belediye Başkanımız evet, da Sivrisarlı. Sayın Yüzügüllü konuktu. O da açıkladı zaten evet. Sivrisarlı. Mezar taşı da var. Yani mezarı Hı. da Sivrisar'da. Böyle bir çalışma da var. Ruhları şad olsun evet, diyelim evet. bu anlamda hepsinin. Ve hocamın diğer çalışması da ruhumuzun emeli ne güzel. İstiklal Marşı. Evet. Feride Turan imzasıyla. Biz öncelikle bugünkü program için teşekkür edelim hocam size. Bu çalışmalar için bugün yani şu belki de denizde bir derya oldu. Evet. Ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü fikir çilesi önemli hocam. Biliyorsunuz hani bizim haddimize değil bunları söylemek ama. Ve biz her zaman program olarak, Bozkır Kahvesi olarak ve Eskişehir Net ailesi olarak zaten siz bizden eskisiniz herhalde. Eskişehir Net'te ya da aynı dönem miydi? Her zaman gönlümüz açık, ufkumuz açık olsun derdindeyiz. Çünkü bu anlamda da ayrıca teşekkür ederiz. İnşallah sonraki çalışmalarda da devam edersiniz ve bereketli olur diyeyim ben. İnşallah. Böylece. Çok teşekkür ediyorum bu güzel temennileriniz için. Hı hı. Layık olmak için de daha çok Estağfurullah. Çalışacağım. Estağfurullah hocam. İnşallah şu değerlere her birimiz, hani girişte de söyledik işte bugün bir şehidimizi daha uğurladık diye. Her birimiz layık olabilme gayretiyle çalışırsak zaten karınca kararınca her şey inşallah daha güzel vuku bulur. Diyelim. Evet. Sadece bir şey diyecekten. Yok. Yani şey herhalde programı bitiriyoruz. Sadece hocamla alakalı süre olarak da bayağı olmuş ama hani ayrıyeten bir de hani benim gördüğüm kadarıyla hem Osmanlıca hem Farsça'da maşallah evet. bir şey var. Çalışması. Yani yayının başında da hani mezar taşlarından falan konuşunca mezar taşları için de orayı da hatta açamadık çok. Ayrı bir program yapmak gerekiyor evet. sanırım. Yani şey olarak aslında bir şehre girdiğimiz zaman evet. şehrin gönlüne girmek evet. dediniz ya hocam az önce. Aslında şehrin asıl sahiplerini evet. önce mesela Eskişehir'e geldiğimiz zaman aslında mezarlıkları bir gezmek lazım. Veya işte biz başka bir yere gittiğimiz zaman mezarlıkları gezmek lazım. Günümüzdeki herhalde. Mezar taşlarından çok farklı çünkü şiirler var üzerinde. Yani sadece hı hı. mimari değeri yok. Sadece şehrin tapu belgeleri değil. Aynı zamanda üzerinde kazılmış şiirlerle de bir edebi değere hı hı. sahiptir. Biz öyle edebi anlamda ele aldığımız bir çalışmamız var. Biraz Osmanlıca mezar... deyince mesela böyle hani dalga geçmek isteyenler işte mezar taşımı okuyacaksınız. Ha evet biz aslında bize diyenler. Mezar taşları ilgili çalışma fikrini böyle bir anlayış verdi. Ben hani izin verirseniz Osmanlı Türkçesi ile ilgili de yani her türlü siyasi ön yargılardan arınmak zorundayız. Osmanlı Türkçesi çünkü bugün hani Arapça deniliyor ama Hı-hı. bugün Latin harfleri Latin alfabesi kullanıyoruz ama Latince evet. konuşmuyoruz. Arap harfleri olunca da Arapça konuşmuyor oluyoruz. Türkçenin 1000 yıllık bir dönemi. Bu anlamda çok fazla eser var. Yani biz bunları yok sayamayız. Görmezden gelemeyiz. Bir de yani garip olan şey şu. Mesela Atatürkçülük gerekçe gösterilerek Osmanlı Türkçesine bir ara çok saldırı yapıldı. Ben üzüldüm buna. Çünkü Atatürk'ün en büyük eseri olan Nutuk Osmanlı Türkçesinin çok güzel bir örneğidir. İlk baskısı da zaten Osmanlı Türkçe Arap harfleriyle yapılmıştır. Ama siz Arap harfleriyle olan bir şeyi Latin harflerine çevirdiğiniz zaman onun Osmanlı Türkçesi dil özelliklerini değiştirmiş olmuyorsunuz. O yine Osmanlı Türkçesi anlamında. Yani biz bu ön yargılardan kurtularak Türk diline bütünleyici bir gözle bakmak zorundayız. O döneme ait eserlerimiz, fen, matematik, her alanda o kadar değerli eserler var ki tarihimizi öğrenmemiz için Arap harfleri Osmanlı Türkçesi de bilsin, Göktürkçe de bilsin. Hani mezar taşı mı okuyacak Hı-hı. dediği zaman Orhun kitabeleri de mezar taşı. Yani Hı-hı. sonuçta biz taşlarımıza tarih yazmışız. Evet. Böyle bir milletiz. O yüzden tabii ki geçmişimizi tanıyacağız, öğreneceğiz. Barışık olacağız. Çekinmeyeceğiz bundan. Hı-hı. Yani siyasi bir polemik konusu olmasına da gerek yok. Evet. Bu dille alakalı bir durum. Yani husumete de gerek yok ya da çok duygusal tepki göstermeye de gerek yok. Bu bir sembol, işaret. O zaman atalarımız onu kullanıyormuş. Şimdi Latin harfleri kullanıyoruz. Yani o bir alfabe. Yani Hı-hı. çok da bunu
başka mecralara çekmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Her iki yönde yani, değil mi hocam? Doğru mu anladım bilmiyorum. Hani çok böyle orasından burasından çekip böyle. Yani bu Osmanlı döneminde zaten bizim Latin harflerine geçmemiz tartışılıyordu yani. Hani bu ilk defa Cumhuriyet'ten sonra bulunmuş bir fikir değil aslında. Belki de geçilecekti Osmanlı devam etseydi kademe kademe. İtibaren başlayan tabii yani bu zaten hep tartışılan bir konuydu. Cumhuriyet döneminde hayat buldu. O yüzden biz herhangi bir kamplaşmaya, kutuplaşmaya gerek duymamamız lazım. Bizim burada çok değerli belgelerimiz var. Bizim bunu anlamamız, çözmemiz lazım. En başta nutuğu anlamak için Osmanlıca bilmek lazım. Bilmeyen kesinlikle nutuğu anlayamaz. Çok derin bir entelektüelite yatıyor orada. Yani yatıyor demeyeyim, özür dilerim. Yani evet. Her şeyle. Dili hakimiyeti, edebi değeri de var. Sadece tarihi değeri değil. Şunu söyleyeyim hemen, çok özür dilerim. Mesela iki gün önce bir paylaşımda gördüm. Mustafa Kemal Atatürk İzmit'te bir basın toplantısı yapıyor. İstanbul'dan gazetecileri çağırıyor. Halide Edip de var sanırım içlerinde. Basın toplantısı akşam başlayıp sabaha kadar sürüyor. Şimdi şuradan söylemek istedim. Biz dediğiniz gibi oradaki o yazılı belgeler de var en nihayetinde. O şeyleri alamazsak bizim birçok şeyimiz böyle işte hani çok da köke inemediğimiz, ezberden öteye de geçemiyor herhalde diye düşünüyorum. Bu da ikinci fasılda herhalde biraz daha kendimizi tanıyamıyoruz. İşte ondan sonra da bir şekilde kutuplaşmalar, hocamın buyurduğu gibi çekişmeler, zıtlaşmalar derken esastan da uzaklaşıyoruz diye. Tabii. Ben de böyle kendi yorumumu katayım. Haddimi aştıysam da özür dileyerek. Çok da güzel söylediniz. Tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Ve seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdılar. Yeni programlarda, yeni inşallah Allah sağlık saat verirse, nasip ederse yeni cuma akşamlarında Bozkır Kahvesi'nde görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.